Sağ az. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldin. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalı 50 bin abone ulaştı. Buradan bütün abone olan babaannelere. Evet, çok fazla sorumuz var, o yüzden biraz hızlı gideceğim. 1000 sorudan neredeyse 788 tanesi aynı soru. Ben bu yüzden ilk önce o soruyu cevaplamaya karar verdim. Çünkü insanlar çok merak ediyorsa bir sebebi vardır. Ben bu soruyu cevaplamayayım bizzat kendisi. Karantinde ne yapıyorsun? Karantinde ne mi yapıyorum? Gay misin? Şu anda ayağında hangi renk çorap var? Bir babaanne de aradığın en büyük özellik nedir? Yani senin için babaannenin olmazsa olması nedir? Babaannenin olmazsa olmazı nedir biliyor musun? Bir babaannenin tontoş olması gerekmektedir. Saçlarının akı hafif tonton olması lazımdır. Yanaklarında şişman olması lazımdır. Gıcık olmaması lazımdır. Odaya pat diye atlı olması lazımdır. Bir babaanne de aradığım en büyük özellikler bunlar. Evde kim varsa benim için selam söyler misin? Anneanne! Arda'nın selamı var. Ne okuyorsun veya okuyor mu? Ne okuyorum? Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Babaanneleri rahat bırakacak mısın? Hayır. Babaannelerinizi asla rahat bırakmayacağım. Bütün Türkiye'deki babaanneler Kampix kanalına abone olana kadar rahat bırakmayacağım. Bütün Türkiye'deki babaanne bir sana bak. Bir sana. Pık pık, bir sana. Bütün babaannelere ele geçireceğim. Oyun videosu çekecek misin? Twitch bana açıldı bu arada. Tam bugün sabah 10'da twitch.tv/Kampix adresinden dünyanın en saçma yayınlarına katılabilirsiniz. Twitch'te oynadığım oyunlar çok eğlenceli olursa compilation gibi böyle kesip video yapmayı düşünüyorum. Oyunlarla alakalı tek istediğim içerik bu. Say the N-word. Buna ne diyecek hissedebiliyorum. Evet, Kaan gibi şey. Jokes on you bro. Böyle ters köşe yaparlar. Knigax sormuş Adıyaman'dan, Jojo Part 6'yı okudun mu demiş. Hayır Knigax, Jojo Part 6'yı okumadım çünkü ben Part 6'yı skipleyip Part 7'nin mangasını atladım direkt. Bilmeniz gereken şeyler bu. Çünkü Part 6'nın animesi çıkacak. Animeyi sabretmeyi tercih et. Manganın da bir kısmını okudum. Bir meyve olsan hangisi olurdun? Ananas olurdum. Bu sayede insanlar pazarda ananas aldırdım diyebilirlerdi. Low quality bir şakanın içinde olmak beni bir meyve olarak hayatta yeteri kadar amacımı gerçekleştirmiş gibi hissettirirdi. En sevdiğin meme subreddit hangisi? R/ Zargorian Galaxy. Senin gibi seksi saçlarımın olması için ne yapmalıyım? Lütfen ciddi bir şekilde cevapla. Öncelikle saçlarıma seksin dediğin için teşekkür ederim. Yani ben berbere gitmeye üşendiğimden dolayı uzun saçlıyım şu anda. Sonradan uzun saç güzel oldu. Sonra uzun saçlarla devam ediyorum işte. 2 yıl falan sürdü. Bir ara çok uzadı. O karı saçlı muhabbeti geldiği zaman saçlarım şuraya kadar falan geliyordu. Sonra dedim ki madem uzun saçlıyım düzgün bir şeyler yapayım. Saçımı gittim kestirdim. Şampuan olarak da Çok merak edenler için de argan yağı sürüyorum saçımı kurttuktan sonra. Ben iyice makyaj YouTuber oldum. Kullandığım ruj da bir şey. Bu soruyu yayınlar mısın? Hayır. Setup'ını göstersene. Belki ben de babaannemin dikkatini çekebilirim. Setup'ı hemen göstereyim. Şöyle kamerayı çevireyim. Evet. Setup'ım tam olarak bu. Yani burada işte bilgisayar, burada kaydediyorum. Yani bu çok bir alanı yok. Genel olarak bu. Neyse, videoya devam. Karpuz mu kavun mu? En çok hangisini seviyorsun? Ortalama bir video hazırlık süresi ne kadar sürüyor? Videodan videoya göre değişiyor öncelikle. Mesela duyar videosunu 1 saat çektim. Editi 7 saat falan sürüyor, 6 saat falan sürüyor. Hani kesmesi, güzel yerlerin olması, müzik bulması vesaire. Bir 12 saat içerisinde güzel masa oturdum böyle. Güzel, bu arada bok gibi videolar ama çıkartabilirim. Mesela Operasyon MP4 videosu beyin kanseriydi. O uzun sürdü. O galiba en çok uğraştığım videolardan biri olabilir. Videonun senaryosunu düşündük. Nerede çekebileceğimizi düşündük. Kamera açılarını düşündüm. Bayağı sürdü. 115 tane sahne vardı. Hani hepsini yaysak neredeyse 3 saatlik falan footage vardı. Tabii take'ler de dahil. Yani aynı sahneyi 5 kere falan tekrar çektik. Yakın çektik, uzak çektik, bilmem çektik. Bir de tek kamerayla çektik sadece o videoyu. Tek kamerayla dolayı sıkıntı oldu. Güneş batıyordu mesela, onu bekledik. 4 gün falan sürdü onu çekmemiz. Çatının anahtarını almayı bekledik. Bayağı problemliydi. Onu aldık. Editi çok uzun sürdü. Çok fazla footage vardı. Şarkı, müzik, nasıl keseceğim, nasıl yapacağım. Dublaj, mublaj olayı. Ayak fetişi misin? Hayır. Evet. Alaturka tarzı tuvalet mi? Alafranga tarzı tuvalet mi? Neden?
İlk önce bunun cevabını ciddi vermem lazım. Bu sorular en önemli sorulardan biri. Azerbaycan'dan getirmişem nar turşusunu. Çok teşekkür ederim bu soru için. Tabii ki de Alaturk olarak. Bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor. Bak şimdi. Midonesi nane. Kokoreç mi pizza mı? Bu kanalı açarken neler düşündün? Seni buna iten şeyler neydi? Böyle kendimce sketch videoları çekeyim falan, MP4 videolarını çekeyim, bir absürt komedi yapayım. Öyle bir arayışım vardı. Oradan sonra işte şu an yaptığım şey yapıyorum. Yani aslında benim de beklemediğim şeyler oldu. 50 bin hele, 50 bin bro, what? IQ seviyen kaç abi? 3897. Şaka yapıyorum. 10 falan büyük ihtimalle. Jackie Chan'le nasıl tanıştım? Şimdi bak, bu çok önemli bir soru. Uzun süreden beri arkadaşız. Ara sıra yemeğe falan gidiyoruz. Tabii şimdi kendisi Çin'de. Korona mevzularımız var. Çok iletişim kurdum. Jackie Chan'le tanışmamız şu. Tinder'da sağa kaydırdım. Ayak numaran kaç? 45. Tala benim ayak numaram bu çocuk. Benim ayak numaram nereden biliyor ya? Babaannelerin ilgisini nasıl çekiyorsun? Sana karı saçlı diyorlar, alınıyor musun? Yok, alınmıyor. Giden günlerim oldu. Yaptığım mizahı YT'de yapmaya cesaret edebilecek birisi yok. Tüm kalkıyor şu an. Bazen aptal kitlenin yaptığı mizahı yorumlarında görünce sinirleniyorsun. Örnek, Stonks, Nobody, Twitter mizahı. Sinirleniyorum ama aynı zamanda sinirleniyorum. Sonuçta Türkiye'de meme kültürü daha çok oturabilen bir şey değil. Bu arada teşekkür ederim, helal boş. Beni gazladığın için gene. Duştayken şampuanı kafana mı sıkıyorsun yoksa eline mi? Bu soru çok basit. Şampuanı kafana sık, yani şampuanı direkt kafasına sıkacak kadar cesur bir insan var mı gerçekten dünyada? Belki kapağı açacak, bütün şampuan kafana dökülecek. Şampuanı eline sıkarsın, belli bir oranda hesaplarsın. Sonra saçına, yani bu budur yani. Bunun takdiri, raconu bu yani. Kanflix'in anlamı ne? Neden böyle bir nick'im var? YouTube kanalı açarken kendi ismimin kanalın adında olmasını istemiştim. Ama direkt de yani adımı soyadımı da yazmak istemedim. Çünkü hani bir... Sonra Netflix'in Flix'ini aldım. Sonra baktım ki Flix'in kendine özgü bir anlamı varmış. Yani Netflix de aslında full orijinal bir isim değil. O yüzden... BAM! Kaan adım Felix'ten, Netflix'ten çalınan ama kendi özünü anlamı var. Videoların gelişine sağ ol diyorsun, neden kendi kendine cevap veriyorsun? Çünkü yalnızım. Edit. Yalnızlıktan değil mi lan? Evet. Lejbiyen misin? Lejbiyen? Mubiyen lejbiyen? En sevdiğin sanatçı veya yemek. Daft Punk dinlerken İskender yemek en sevdiğin aktivite. Ya da en sevdiğin sanatçı yemek. What the fuck? Müslüm Gürseks. Selam abi, what's up? Samimiyetini ortalama ne zaman kaybedersin? Ona göre izlemeye devam edeceğim de. Oğuzcum, samimiyetimi büyük ihtimalle BBB E8 aldığım zaman kaybederim diye düşünüyorum. Çünkü kapıları yukarı açılan bir BMW yani. Bence samimiyet kaybetmek için yeterli bir şey yok. Reis, saçlarının uzun olması ne gibi sorunlar çıkartıyor? Çok fazla sıkıntı çıkartıyor, dişlerini fırçalayamıyorsun. Bana en fazla çıkarttığı sorun yüzümü de yıkayamıyorum. Çünkü şöyle eğildiğin zaman saçın bak bu oluyor. O yüzden bu tip sıkıntılar çıkıyor genellikle. Hayatın bir içecek olsaydı ne olurdu? Acılı şalgam suyu. Kaç yaşındasın, nerede oturuyorsun? 23 yaşındayım, Ankara'da oturuyorum. Ne renk don giyiyorsun? Siyah. Atlet giyiyor musun? Hayır. Baklavadan ses gelmeli mi, gelmemeli mi? Gelmeli. Babam böyle pasta yapmayı nerede öğrendi? Güzel gönderme. Namık Kemal'in sevdiğin sözü nedir? Etme eşiği cam kırığı. Patlıcan sever misin? Tam bir patates. 50 karnı şerefine daha seri video hazırlamayı düşünüyor musun? Ayrıca bir MP4'ümüz yok mu? MP4 videosuyla ilgili de sorular gelmiş. Onu da hemen söyleyeyim. MP4 videosu, bundan sonraki MP4 videosunun senaryosu, yani planı komple hazır. Gerçekten güzel bir şey çekmek istiyorum. Yani biraz daha prodüksiyon olsun istiyorum. Efekt konusunda, çekim konusunda biraz daha gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorum. YouTube video girişim nereden bunu? Sağ As, babaannenizin en sevdiği kanal. YouTube video girişini şöyle buldum. Kendi kendime Sağ As diyen bir manyağım. Evet, insanlara falan mesaj atarken de Sağ As yazarım. Niye bilmiyorum. Sizi yormamak için, anladın mı? Sen as demeye yorulma diye ben senin yerine as diyorum. Bu kadar değil. Babaannenizin en sevdiği kanal da şuradan geçiyor. Babaannem bir dönem bizde kalıyordu. Alzheimer hastası kendisi. Çok unutkandı. Çok onunla uğraşmamız gerekiyordu. Yani sürekli kendimi hatırlatıyordum. Sonra şaka oldu birdenbire böyle. İşte bak, babaanne en sevdiğin torunum, en sevdiğin torunum falan filan şakası olmaya başladı. Sonra bir videoda da ailenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. İnanmıyorsa içerideki babaannene sorabilirsin diyorum. Merhaba, ben ailenizin en sevdiği YouTuber Kaanflix. Bilmiyorsunuz, yan odada oturan babaannenize gidip dürtüp babaanne en sevdiğin YouTuber kim diye sorarsanız sana kalkıp vereceği cevabı ben söyleyeyim mi? Kaanflix. Evet. Ona döndüm ki ben babaanneme sürekli bunu yapıyorum. Sürekli en sevdiğin torunum benim diye mimliyorum kadıncağızı. YouTube'da da öyle dinledim. Genel olarak böyle oldu. En sevdiğin şarkı? Telefon numaranı. Fuck. Vereyim bari.
Vereyim bari. Zargorin ismi nereden aklına geldi? Genk Panda Bank. Çok güzel bir soru sormuşum. Çok alakasız olacak ama Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gondor'dan gelmişti. Gondor şehrini biliyorsunuzdur. Ya Gondor, Gondorian, oradan da Zargor, Zargorian gibi bir şey. Bir de Zagor vardır. Bir İtalyan süper kahramanı. Böyle beynimin onları aynı anda... Saçlarını kestirmeyi düşünüyor musun? Sadece prim için kestirmeyi düşünüyorum. Hani saçlarımı kazıttım videosu yapıp izlenme kasmak için. Evet, o zaman düşünüyorum. Evet, böyle bir fikrim var. Güzel prim çünkü. İnsanlar yapıyor, ben de. Montajı nasıl geliştirdin veya öğrendin? Eski kanallarında bize green screen'de epik montaj yapamazsın. Hemen sana şu an epik montajlar yapıyorum. Nasıl geçtiğini sürekli yaparak ve yapmak istediğim efektleri araştırıp öğrenip tekrar yapmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 50 bin için çok ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten hani inanılmaz mutluyum. Öptüm bay. Gönlüm sana. Pipi.